var. Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali yönetmeni Onur Keşaplı ben. Nasılsınız? Keyifler yerindedir diye umut ediyorum. Zira bizde keyif namına pek bir şey kalmadı. Bunun sebebi son birkaç yıldır bizi destekleyen bakanlığın bu yıl nedense ya da daha yaşlı dile getirmek gerekirse her ne hikmetse UFF'ye destek vermemesiyle alakalı. Bu alamadığımız desteğin üstüne bir de bu güzel kentte, bu sevimli kentte, yiğitlerin şehri Uşak'ta 10. yılımızı doldurmamıza rağmen hala kurumlardan kanımca hak ettiğimiz desteği alamamamız neticesinde şu an sizlerin karşısındayım. Utancım büyük çünkü fon talebiyle buradayım. Utancımı gizlemek için kostüme bürünmeyi tercih ettim. Ve bu kostüm şu anda kemerli burnuma inanılmayacak boyutlarda ağırlık yapıyor. Sanırım rol yapmayı bir kenara bırakıp biraz da samimiyet denemeli öyle değil mi? İzninizle. Bu kısım provasızdı. Sinema severler, sanat severler, Uşak Kısa Film Festivali'ne neden destek olmalılar? Bu soruyu haklı olarak soracaklardır. Bir yerden bakarsak, niye destek olsunlar ki? Bir diğer kısa film festivali zaten çok fazla yapılıyor. Ne anlamı olabilir? Öte yandan da belki bazı sebepler UFF'yi daha özel kılıyordur. Ne dersiniz? Birkaçını sıralamak isterim. Ki bu sıralamayı 10 yıl boyunca kim bilir kaç kez yaptım. Çok başarılı olamamış olmalıyım ki 10. yılın sonunda biz hala Fongobi üzerinden sizlerin desteğini arıyoruz. Ve ben şu an zoraki sırıtmaya çalışıyorum. Uşak Kısa Film Festivali diğer festivallerin DVD ile internet çağında değillermiş gibi flash bellekle başvuru aldığı dönemde başvuruların tamamını online bir şekilde gerçekleştiren ilk festivaldi. Tuhaf böyle bir ilke sahip olması bu arada. Devam edersek, Uşak Kısa Film Festivali, bazı festivallerin jüri bile doğru düzgün açıklayamadığı bir dönemde, ön jürisini bile festivalden önce duyuran ilk festivaldi. Devamında, ulusal yarışmada öğrenci profesyonel ayrımını ortaya koyan öncü festivallerden bir diğeriydi. Yine devam edersek, gösterime giren filmlerin tamamına telif ödeyen sanırım tek festival olma ihtimali var. İşin komik yanı, bunların hiçbiri ilk biz olalım, biz yapalım diye gerçekleşmedi. Bunların arkasındaki temel motivasyon ideal bir festival ortaya koyabilmekti. Ve bu sayede düşük bütçeli bir festivalin bunları gerçekleştirmesinin diğer tüm festivalleri benzer şekilde tetikleyeceğini düşünmüştük. Yanıldığımızı bu yıl değil, bu yıldan birkaç yıl önce anladık zaten ama biz hala en azından o ideal çizgiyi sürdürelim istiyoruz elimizden geldiğince. Devamında planlandığı üzere 5. yılında uluslararası bir hüviyet kazanan festivalimiz süratle akademi ödüllerinde yarışmış, Cannes'da, Locarno'da, Toronto'da, Sundance'da yarışmış, Venedik'te yarışmış filmlerin, ödül almış filmlerin yarıştığı ilginç bir All-Star maçına dönüştü. Bu All-Star maçı beraberinde şöyle bir planlanmamış güzelliği de getirdi. Sinema sanatı çok fazla alt disipline içerdiği için ve aslında çok fazla sanatçının bir ortak sanat eseri için bir araya gelmesini sağladığı için biz görüntü yönetmeninden sanat yönetmenine, ses tasarımcısından özel efektine, makyajına, film müziğine bütün bu dallarda ödül vermek istedik. Ve bunu başladığımız yıldan itibaren, yani yanılmıyorsam son 5 yıldır, Türkiye'nin en kapsamlı ulusal sinema yarışması etkinliği Uşak'ta gerçekleşiyor.
Ben bile inanmazdım. Onu söylemek gerekiyor. Bu da yetmezmiş gibi bu politik doğruculuk çağında bunu da aslında pek de umursamadan, sadece işin doğrusunun bu olduğunu hissederek aldığımız bir kararla oyuncu ödüllerimizde cinsiyet ayrımını ortadan kaldırmıştık. Nasıl olduysa Uşak bunu Berlin'den bile daha önce yaptı. Hele buna bir başka söylese asla inanmam. Belki siz daha kolay inanmayacaksınız. Peki bunların ne önemi var? Hiçbir önemi yok. Dürüst olalım. Bu festival yapılmış yapılmamış. Ne eksilir ki? Hem hiçbir şey eksilmez hem de belki bir şeyler eksilebilir. Uşak Üniversitesi'nde okuyan, Uşak'ta sinema televizyon okuyan, güzel sanatlarda, farklı disiplinlerde okuyan öğrenciler için sinemaya, art house filmlere, deneysel videolara, video sanatına, yerli ve yabancı sanatçılara ulaşmak haliyle diğer büyük kentlere nazaran biraz daha zor. Bu festival hiçbir şey yapamıyorsa bile, hiçbir anlamı, değeri yoksa bile, Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndeki öğrencilere ve yine Uşak'ta lise okuyan veya alaylı bir şekilde sinemayla etkileşimini sürdüren insanlar için yılın en iyi kısa filmlerini, tüm dünyadan gelen yılın en iyi kısa filmlerini izleyiciyle, meraklısıyla buluşturan ve devamında çeşitli atölye ve söyleşilerle sektör uzmanlarını, yerli ve yabancı kısa film yönetmenlerini, sanat yönetmenlerini, görüntü yönetmenlerini, kimi zaman oyuncuları, öğrencilerle buluşturan ve onların kariyerleri, onların geleceklerini inşa etmeleri noktasında sandığımızdan çok daha etki sahibi bir festival. Burada şunu demiyorum tabii ki, desteğe ihtiyacı olan ben değilim, öğrencilerimiz için yapın bunu falan. Böyle popülizme kaymıyorum ama neden kaynayayım öte yandan, öyle değil mi? Sizden ricamız, bir daha asla Fongova günlerine dönmeyeceğiz dememize rağmen mecbur kaldığımız bu dönüşte bizleri yalnız bırakmamanız. Bu kampanyada bize destek verirseniz, festival, ki Türkiye'nin en ideal festivali olduğunu vurgulamak durumundayım, 10. kez olması gerektiği gibi gerçekleşecek ve yerli ve yabancı pek çok konu burada ağırlama şansımız olacak, sinema severlerle buluşma şansımız olacak ve Türkiye'nin hani bütün ödülleri sayarsak açık ara en kapsamlı sinema ve sanat yarışmalarının birinde Kanatlı Deniz Atı ödülleri bir kez daha sahiplerini bulacak. Ve bizler çok iyi vakit geçireceğiz. Belki sizler de gelirsiniz ve birlikte iyi vakit geçiririz. Uşak'ta ve İstanbul'da. 12-19 Aralık'ta. İlk 5 gün Uşak, son 3 gün İstanbul. Şimdi planladığımız provada bu çekimde ben şöyle bitiriyordum. Vermeyi bırakıyordum. Işın kılıcıma uzanıyordum. Onu yakıyordum çünkü havalı olacağını düşündük. Bakalım nasıl olacak. Ve şuradan kaybolacağım. Lütfen birlikte yapalım, birlikte deneyelim. Bence hiç prova yapmadım. Hayalken daha eğlenceliydi. Ama artık yapacak bir şey yok. Şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın.